Herkese merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Bugün uzun uzun Mayıs ayını konuşacağız sizlerle. Hızlı gündemler var. 8 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda bir defa bir yeni ayımız var. Ve 23 Mayıs'ta da Yay Burcu'nda bu ay bir dolunayımız oluşacak. Hepsine değineceğim. Etkilerine hepsine tek tek beraber bakacağız. Bu ayın yıldızlarından biri bana göre hiç şüphesiz tabii ki Mars olacak. Mars tüm Mayıs ayı boyunca Haziran'ın ilk haftasına kadar Koç burcunda olacak. Bu da Nisan ayında Koç'ta meydana gelen tutulma noktası ve diğer gezegenlerle beraber Şiron'u da tabii ki yine etkinleştirecek büyük aktivasyonlar ve ilerlemeler olabileceğine işaret ediyor. Şimdi ayrıca Nisan ayında gerçekleşen bazı olayların devamı niteliğinde de zaten bu Mayıs ayı olabilir ve adeta böyle bir roketin kalkışını simgeleyen bizim için bir ay olacak Mayıs. Tabii yine bana göre Mars Nisan ayında gerçekleşen olayları harekete geçirecek ve bu bazı durumlar için de büyük bir ilerleme fırsatı bizlere sunacak. Ayrıca tabii ki Jüpiter de çok önemli bir rol oynayacak. Çünkü Jüpiter İkizler Burcu'na artık geçiş yapacak. Yani Boğa Burcu'ndan artık İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Çok önemli gezegen geçişleri ve açılar var. Bir defa 4 Mayıs Mars Koç Burcu'nda Plüto ile uyumlu bir açı yapacak. Şimdi bu durum değişim için gerçekten bizim için çok güçlü bir arzu uyandıracak bir defa. Hedeflerimize daha böyle dikkatleyecek, gözden geçirme fırsatı bizlere sunacak. Arkasından 5 Mayıs'ta Merkür doğrudan retro hareketinden çıkıyor zaten. Doğru hareketine başlayacak, ileri hareketine başlayacak ve Nisan ayındaki tutulma noktası olan 19 derecede Koç da Mars'la kavuşacak. Bu birçok kişi için çok önemli bir gün aslında. Yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Ancak bazı iletişim engelleri nedeniyle gerçekleşmeyen durumlar bu dönemde gerçekten harekete geçebilir. Bu tarih beklenen bir iletişim, e-posta veya telefon görüşmesi için, önemli haberler için özellikle bir dönüm noktası olabilir. Bu ay böyle koşucuların hani start çizgisinde olduğu gibi start silahının ateşlenmesiyle herkesin koşmaya başladığını hayal edin. İşte Mayıs ayı da bu şekilde hızlı bir başlangıç yapacağız. Özellikle de Merkür'ün gölge döneminden, tabii ki retro döneminden çıkmasıyla iletişimde beklenen tüm ilerlemeler meydana gelecek. Çok enerjik bir ay ve ay boyunca yeni başlangıçlar, hızlı ilerlemeler, belki de Nisan ayında özellikle tamamlanamayan işler için de yeni fırsatlar söz konusu olacak bu Mayıs ayı içerisinde. Bu nedenle Mayıs ayı hem bireysel hem de kolektif düzeyde önemli girişimler için, gelişimler için kritik bir zaman olabilir. Şimdi birazcık Boğa Burcu'ndaki yeni aydan bahsetmek istiyorum. Yeni ay Boğa Burcu'nun 18 derecesinde bir defa meydana gelecek. Bu yeni ay Uranüs'le geniş bir kavuşum yapacak ama Jüpiter'le de 1 dereceye kadar bir etkileşimde olacak. Hem Jüpiter hem de Uranüs Boğa Burcu'nda yer aldığı için, tabii ki Venüs'ün de 10 derece Boğa'da konumlandığı için, ki bu arada Venüs bu yeni ay doğrudan kavuşum yapmamakla birlikte ama kendi yönettiği Boğa Burcu'nda olduğu için, özellikle Boğa burçları için altını çiziyorum, oldukça olumlu yeni başlangıçları işaret edecek bu yeni ay. Aynı zamanda tabii Merkür'ün Koç burcunda oluşu 21 derecede Şiron'la bir de kavuşumu gerçekleşecek. Satürn'le böyle bir uyumlu açı oluşturacaklar ki bizim için haritalarda biliyorsunuz Satürn'ün çok önemli olduğunu anlatıyorum. Bu durum spiritüel konuları düzene sokma veya yapısal değişiklikler yapma bizlere fırsatları sunabilir. Boğa'nın etkisi ve Satürn'ün tabii ki olumlu açısı altında bazı insanlar gerçek anlamda yeniden evlerini inşa edebilirler veya mecazi anlamda yeni bir yaşam alanını kendilerine oluşturabilirler. Bu çok ciddi bir durum çünkü. Bu yeni ay genel olarak aslında sağlıkla da ilgili olumlu haberleri de bizlere getirecek. Belki de aşıların güvenliği veya COVID-19'un uzun vadeli etkileri arasında somut araştırmalar da bize sunulabilir bu dönemde.
12 ve 13 Mayıs'ta Güneş Nisan ayında Jüpiter ve Uranüs'ün tam kavuştuğu derecede 21-22 derecede boğa derecelerinin üzerinden geçecek. Şimdi bu geçiş özgürlük ve değişimle ilgili daha fazla bizlere bir anlayış sağlayabilir. Güneşin bu dereceleri aydınlatmasıyla yabancı insanlar ve yerlerle ilgili, aynı zamanda hukukla ilgili konularda da çok daha iyi bir anlayış bizler için kazanılabilir. Bu ay içerisindeki boğada bu derecelerin artan kaza riskini de dikkate almak gerekiyor. Çünkü bu nedenle lütfen bu ay içerisinde araç kullanırken veya evde, iş yerinde, riskli faaliyetlerde bulunurken ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Ancak değişim, özgürlük arayışında olanlar için Jüpiter bu duyguları zaten çok genişletecek. Buraya da dikkat diyorum. Şimdi Yay burcunda da tabii ki ay içerisinde bir dolunayımız oluşacak. Şimdi Yay burcundaki dolunay 2 derece 55 dakika. Yani Yay'da gerçekleşecek. Bu neredeyse 3 derecede gerçekleşecek bir dolunaydan söz ediyorum. Plüto ile derece olarak yakın bir sekstil açıda bulunacak dolunay. Oldukça olumlu enerjileri bana göre işaret ediyor ve bu dolunay kendisiyle birlikte umut ve dönüşüm de bana göre vaat ediyor. Bu dönüşüm çok umut verici ve geleceğe yönelik olacak. Yay burcu tabii ki yabancı insanları, yabancı şeyleri, aynı zamanda hukuku da yönetir. Bu yüzden güçlü enerjilerin belirli şeyleri bir ölçüde destekleyecek şekilde geldiğini çok net hissediyorum. Dolunayla Plüto ile sekstil, dolunay tabii ki Plüto ile sekstil açı yapacak. Ancak tam dolunay olduğundan Güneş de Plüto ile bir açıda, güzel bir açıda olacak. Bu durum Yay burcundaki dolunayda olumlu olayların meydana gelmesini de destekleyecek. Ayrıca oldukça ilginç bir gelişme daha var ki Neptün 29 derece balıkta. Şimdi bu çok analitik bir derecede yer alacak. Ayrıca Jüpiter ve Venüs de 29 derecede boğada olacak. Şimdi bu enerjilerin çok büyük bir doruk noktası gibi. Bildiğimiz üzere zaten 29 derece astrolojide kritik analitik bir derece diye değerlendiririz. Ve 29'dan sonra bir sonraki işaretin ilk derecesine zaten geçilir. Bu enerjilerin gerçekten itildiği anlamına da gelir ve buradan para piyasalarında, özellikle altını çiziyorum, kesinlikle büyük olayların olacağını görebiliyorum. Şimdi dolunay tabii ki ateş elementinde olacak. Yay burcunda olduğu için Nisan ayında Koç'ta olan pek çok şeyle bir açı yapacak. Şimdi bu çok olumlu bir etkileştirme olarak da kabul edilebilir tabii ki. Jüpiter büyük resmi düşünen, gelecek odaklı bir işaret olarak bu enerji yoğunluğunda da tabii ki çok önemli bir rol oynayacak ve Venüs ve Jüpiter'in 29 derecede boğada Neptün'le sekstil açı yapmış olmaları, Venüs'le ilgili şeylerin özellikle finansal piyasaların büyüme potansiyeline de çok net işaret ediyor olacak. Şimdi bireysel olarak insanlar böyle beklenmedik aşklar da bu Mayıs ayında yaşayabilirler. Tabii ki buraya da değinmek istiyorum birazcık. Veya kişisel değerlerinde büyük bir artış da kendilerinde görebilirler. Bu etkileşimler bireysel düzeyde özellikle böyle suyla ilgili bize bazı zorluklara yol açabilir Mayıs ayı. Örneğin suyun bir şekilde durma noktasına gelmesi gibi. Ayrıca balık burcunun tabii ki alkol, uyuşturucu gibi temaları da gündeme gelebilir bu arada. Bu da bireysel düzeyde bu tür maddelerle ilgili sorunlara da işaret edebilir. Çözümlenmelere de işaret edebilir. 24 Mayıs'taki Dolunay'ın Satürn'le özellikle kara açı yapması yabancı bağlantılar ve suyla ilgili zorluklar gibi konuları daha da bir ön plana bu ay içerisinde çıkaracak. Bu önemli bir tarih olarak takvimimizde lütfen yer almalıdır. Çünkü bu etkileşimler bireysel ve kolektif düzeyde önemli değişikliklere işaret edebilir. Sevgili boğa burçları için bu yeni başlangıçların bir zamanı olacak. Bir defa bu Mayıs ayı Güneş, Venüs, Jüpiter, Uranüs hepsi sizin burcunuzda konumlanacak. Bu durum böyle değişim, özgürlük, dönüşüm ve aktivitelerinizde gerçekten artış anlamına geliyor. Aşk ve beklenen maddi kazançlar bu yeni ayla birlikte hayatınıza girebilir sevgili boğalar. Özellikle doğum günleriniz bu döneme denk geliyorsa bu oldukça sizin için
olumlu bir gelişme olabilir. 7 Mayıs'taki yeni ay, yani Boğa burcundaki yeni ay sırasında Güneş ve Ay ve Satürn çok uyumlu bir açıda olacak. Çok güzel bir açı yapacaklar. Bu da yeni yapılar oluşturma fırsatını size beraberinde getirecek. Bu spiritüel pratiklerinizle ilgili yeni yapılar oluşturabileceğiniz bir zaman da olabilir. Ve unutmayın, Satürn şu anda Balık burcunda ve bu spiritüel uygulamaların hayatınızda daha fazla önem kazanabileceği anlamına da geliyor tabii. Bu alanda çok rahatlıkla yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Şimdi Yay burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var tabii ki bu Mayıs ayı içerisinde. O da sizin 8. evinizde olacak. Boğa burcunda bulunan Merkür de dahil olmak üzere birçok gezegen bu durumda çok etkili olacak. Bu nedenle Yay'daki dolunay sırasında Boğa üzerinde hala büyük bir vurgu bulunacak da diyebilirim. Çünkü bu dönemde bazı boğalar için uzun süren bazı hukuki mücadelelerin özellikle sona ermesi gibi önemli haberler alabileceğiniz bir aydan bahsediyorum sizler için. Diğerleri için ise büyük bir seyahatin belki de sonlanması veya büyük bir seyahat planının tamamlanması da söz konusu sizler için olabilir sevgili boğalar. Genel olarak aslında boğa için çok olumlu değişiklikler var bu Mayıs ayı içerisinde. Yeni başlangıçlar sizler için söz konusu olacak. 8. ev ayrıca böyle ortak kaynakları da yönetiyor biliyorsunuz. Bu nedenle bazı boğalar yatırımlarını böyle gözden çok rahatlıkla geçirebilirler. Diğerleri belki emekliliğe ayrılabilir ve bu dolunay emeklilik fonlarını, yatırımlarını veya kaynaklara erişim zamanı da birçok kaynağa erişim zamanı da olabilir. Yay burcu genellikle büyük resmi aslında görmeyi ifade eder. Bu yüzden boğa için bu dönem özellikle tasarruflar, ortak kaynaklar ve banka hesapları gibi finansal konuları tekrardan bir check etmeniz zamanı olabilir. Gözden geçirmeniz zamanı olabilir. Bu süreçte finanslarınızla ilgili çok önemli bir aydınlanma da tabii ki yaşayabilirsiniz. Ve hiçbir zaman için lütfen aklınızdan çıkartmayın ki siz bir mucizesiniz. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.